Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve inni şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Sayın seyirciler, şu anda Bediüzzaman Hazretlerinin Barla'daki ilk ikametgahının batı tarafında çınarın altındayız. İnşallah buradan size Barla ile ilgili Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı yerin hatıralarını anlatmaya çalışacağız. Barla Bediüzzaman Hazretleri 1925 Şeyh Saif hadisesinin arkasından Trabzon, İstanbul, İzmir, Antalya ve oradan Burdur'a gönderildi. Burdur'da 9 ay gibi ikametten sonra orada da İdarenin kendine göre Bediüzzaman Hazretleri burada da boş durmuyor. Yanına gelen insanlara dini, imanı, dersler veriyor diye şikayetleri üzerine oradan 1927'nin bir Şubat gününde Eğirdir'e getiriliyor. Eğirdir'den de oraya tabiri caizse kayıkla getiriliyor ama buzları kırarak getiriliyor. O zaman şu andaki Barla'nın yolu gibi yol yok. Ancak Eğirdir'den Barla'ya kayıkla gelinebiliyor. Kayıkla geliyor ve burada öncelikle Muhacir Hafız Ahmet Efendi'nin evinde 15 günlük kalıyor. Oradan da köy odası tabir edilen şu anda iki odalı bir medrese-i Nuriye Çınar Ağacı'nın yanındaki yerde ikamete başlıyor. Evvela Burdur vilayetine askeri muhafızlarla nefrediliyor. Burdur'da zulüm ve tarassutlar altında işkenceli bir esaret hayatı geçiriyor. Fakat asla boş durmuyor. 13 ders olan Nur'un İlk Kapısı kitabındaki hakikatleri bir kısım ehli imana ders verip gizli olarak kitap haline getiriyor. Bu hikmet cevherlerinin kıymetini takdir eden müştar ehli iman el yazılarıyla bu kitapları çoğaltıyorlar. Nihayet Burdur'a Said Nursi boş durmuyor. Burada Said Nursi boş durmuyor. Dini muhasebelerde, musahabelerde bulunuyor. Diye gizli din düşmanları tarafından rapor tanzim ettiriliyor. Ve burada da ücra bir köşede mahrumiyetler, kimsesizlik ve gurbet hayatı içinde kendi kendine ölü gider düşüncesiyle dağlar arasında tenha bir yerde olan İsparta vilayetine bağlı Barla nahiyesine gönderilmeye karar veriliyor. 1927 demin dediğimiz gibi Şubat ayında Eğirdir'den de göl üzerindeki buzlar kırılarak kayıkla Barla sahiline getiriliyor. Bediüzzaman Hazretleri Burdur'dayken bir gün o zamanın Erkan Harbiye Umiye Reisi Marşal Fevzi Çakmak Paşa Burdur'a geliyor. Vali Maraşal'a Said Nursi hükümete itaat etmiyor. Gelenlere dini dersler veriyor diye şekvada bulunuyor. Maraşal Fevzi Çakmak, yani Bediüzzaman Hazretleri öyle sıradan bir insan değil. O zamanın en üst düzeydeki insanlarla münasebeti olan, onlarla akran olan bir insandır. Dolayısıyla Fevzi Çakmak'ı da yakından tanıyor. Bediüzzaman Hazretleri de Fevzi Çakmak yakından tanıyor. Onun ne yaptığını, ne yapmak istediğini, nasıl bir zat olduğunu çok iyi biliyor. Onun için Maraşal Fevzi Çakmak şöyle diyor. Bediüzzaman ne kadar dahi ve ne kadar manevi büyük bir müstakil zat olduğunu bildiği için diyor ki, Bediüzzaman'dan zarar gelmez. İlişmeyiniz, hürmet ediniz. Sürgün edildiği bütün yerlerde Bediüzzaman aleyhinde cebirle kısmi resmi kimseler vasıtasıyla dehşetli propagandalar yaptırılarak ehli imanın Üstad Bediüzzaman'a yaklaşmaları ve dini derslerinden istifade etmemeleri için çok menfi gayretler sarf ediyor. Fakat Üstad'ın imani derslerinin nüfuz ve kıymeti ahali arasında kalpten kalbe sirayet ediyor ve eserlerine olan aşk ve muhabbet kalpleri istila ediyor. Barla
Yani şu anda içinde bulunduğumuz, demin dediğimiz gibi Bediüzzaman Hazretleri'nin 1927'de Kuş Uçmaz Kervan Geçmez denilen yere gönderildiği Barla. Barla çok eski bir tarihe sahip bir yerdir, bir yerleşim yeridir. Barla, ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Barla, Millet-i İslamiye'nin hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı Kur'an'dan gelen bir hidayet nurunun bir saadet güneşinin tulu ettiği beldedir. Barla, rahmet-i ilahiyenin ve ihsan-ı Rabbani'nin ve lütfu yezdani'nin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslam milletinin evlatları ve alem-i İslam hakkında hayat ve mematlarının ölüm kalım meselesinin ebedi saadetlerinin mezarı olan eserlerin leman ettiği, ortaya çıktığı, adeta fışkırdığı bahtiyar yerdir. Bediüzzaman Said Nursi, Barla nahiyesinde daimi ve çok şiddetli bir istibdat ve zulüm ve tarassut altında bulunduruluyordu. Yani buraya böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir köye, o zaman köy, bir köye gönderilmiş ama burada da çok yakın takipte. Devletin efendim gizli şeyleri, ajanları tarafından ve köyün nahiye müdürü, efendim bekçisi, değişik şekillerde Bediüzzaman Hazretleri yakın çember içerisinde tarasız altında tutuluyor. Barla'ya nefis sebebi ise kalabalık şehirlerden uzaklaştırılıp böyle ücra bir köye atılarak ruhunda mevcut hamiyet-i İslamiye'nin çevran etmesine mani olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslami imani eserler yazdırmamak, atıl bir vaziyete düşürüp dinsizlerle mücadeleden ve Kur'an'a hizmetten men etmek idi. Bediüzzaman Hazretleri'ni Barla'ya göndermelerinin tek sebebi bu. Yani onun o ruhunda olan o şeyi, tevran eden İslami hizmeti, onu buradan, burada hapsetmek. O hakikatları dünyaya duyurtturmamak. Bediüzzaman ise bu planın tamamen aksine hareket ederek, etmekle muvaffak oldu. Bir an bile boş durmadan Barla gibi tenha bir yerde Kur'an ve iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nur eserlerini telif ederek perde altında neşrini temin etti. Bu muvaffakiyet ve muzafferiyet ise çok muazzam bir galibiyet idi. Ve bunu burada hemen ekleyelim. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'dan evvel de eserler yazmıştır. Mesela işaret yazı yazmıştır, mesnevi yazmıştır, muhakematı yazmıştır, sunahatı, münazaratı, efendim Kutbe-i Şamiye gibi eserleri yazmıştır. Ama Risale-i Nur tarzında ilk yaptığı hizmet, ilk yaptığı, yazdığı eserler ki temel eserler, sözler, mektubat, lemalar gibi temel eserler Barla'da telif edilmiştir. Zira o pek dehşetli dinsizlik devrinde hakiki bir tek dini eser bile yazdırılmıyordu. Din adamları susturulup yok edilmeye çalışılıyordu. Dinsizler Bediüzzaman'ı yok edememişler. Uyuşmuş kalp ve akılları iktidara getiren İslami ve imani neşriyatına mani olamamışlardı. Bediüzzaman'ın yaptığı bir dini neşriyat 25 senelik eşed-i zulüm ve istad-ı mutlak devrinde hiç bir zatın yapamadığı bir işti. Bediüzzaman Barla'ya 1926-27 senelerinde nefredilmiştir. Bu tarihler Türkiye'de 25 sene devam edecek bir istibdad-ı mutlakın icra-i faaliyetinin ilk seneleriydi. Gizli dinsiz komiteleri İslami şairleri birer birer kaldırarak İslam'ın ruhunu yok etmek. İslami şair, yani sarıktı, efendim, oruçtu, namazdı, sakaldı, camidi, minareydi. Bunlara İslami şair, İslami simge, İslami alamet diyoruz. Yani bunları ortadan kaldırma teşebbüsüne ki 20'lerde, 24'lerde zaten başlamışlardı.
Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını güdüyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblis hani düşünerek 30 sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'an'ı imha etmesini intihaç edecek, netice verecek bir plan yapalım demişler. Ve bu planı tatbika koymuşlardı. İslamiyet'i yok etmek için tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüze hüküm sürmüştür. Evet, 600 sene belki Abbasiler zamanından beri, yani 1000 seneden beri Kur'an-ı Hakim'in bir bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk milletini, bu vatan evlatlarını İslamiyet'ten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak, Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bir fiilde muvaffak olunuyordu. Yani müthiş bir istibdat, halk toplum sindirilmiş, değerlerinden uzaklaştırılmak isteniyor ve yeni rejimin yeni şeyleri, ideolojileri halkın üzerinde baskıyla halka kabul ettirmek isteniyordu. Ve kıyamete kadar gelip geçecek Anadolu halkının ebedi hayatlarıyla alakadardı. O zaman ve o senelerde 1000 yıllık parlak mazisinin delalet ve şehadetiyle Kur'an'ın bayraktarı olarak en yüksek bir mevki-i muallayı ihraz etmiş, en yüksek bir mevki-i mualla, yüksek bir mevkiyi hazırlamış olan, bulunan kahraman bir milletin hayatında İslamiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavvüller, dehşetli değişiklikler ve tahripler yapılıyor ve cihanın en namdar ordusunun, ki Türk ordusu, İslam ordusu, 1000 senelik cihad-ı diniye ile geçen parlak mazisi ve mazideki metfun, mazideki defnedilmiş muhterem ecdadı yeni nesillere ve mektepli talebelere unutturulmaya çalışılıyor ve mazi ile irtibatları kesilerek bir takım maskeli ve surete parlak kelamlarla ifalatta bulunarak komünizm rejimine zemin hazırlanıyordu. Yani o zaman da yapılan şeyin ismi başka ama tatbikatta görülen şey Rusya'daki komünizm, Türkiye'de tatbik ediliyor. Onun yerleştirilmesine çalışılıyordu. İslamiyet'in hakikatinde mevcut maddi ve manevi en yüksek terakki ve medeniyet umdeleri yerine dinsiz felsefenin bataklığında nursuz prensipler, edepsiz edip ve filozofların fikir ve ideolojileri gizli komünistler, farmasonlar, dinsler tarafından telkin ediliyor ve çok geniş bir çapta tedris ve talime çalışılıyordu. Yani devlet eliyle bir rejim dayatılıyordu bütün şeye, topluma. Bilhassa İngiliz, Fransız gibi İslam düşmanlarının İslam alemini maddeten ve manen yıpratmak, sömürmek emellerinin başında kahraman Türk milletinin dini bağlardan uzaklaştırılması, örf, adet, anane ve ahlak bakımından tamamen İslamiyet'e zıt bir duruma getirilmek planları vardı. Ve bu planlar maalesef tatbik sahasına konmuştu. İşte Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'la Anadolu'daki hizmet-i imaniye ve Kur'aniyesine can sipereme çalışan bir fedai İslam olarak başladığı seneler ki zemin yüzünün görmediği pek dehşetli bir müslik devrinin başlangıcı ve teessüs zamanıydı. Yani burada enteresandır, bir İslam deccalı Süfyan, bir de bütün dinlere karşı had ilan etmiş olan komünizm. Yani bütün dinlere karşı bayrak açmış, onları tahrip etmek, onları ortadan kaldırmak için harekete geçmiş olan deccalizm. O da Rusya'da başlamış. Yani ikisi aynı anda, aynı zamanda icra-i faaliyete başlıyorlar. Bunun için Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'la hizmetine nazar edildiği vakit böyle dehşetli bir zamanı göz önünde bulundurmak icap eder. Zira tarihte emsali görülmemiş, bu kadar ağır şerait altında yapılan zerre kadar hizmet dağ gibi bir kıymet kazanabilir. Yani o zaman da Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetine bakmak gerekir.
ve o günün şartlarına göre o hizmetin ne kadar muvaffakiyetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu ancak o zaman anlayabiliriz. Risale-i Nur böyle dehşetli ve ehemmiyetli bir zamanın mahsulü ve neticesidir. Risale-i Nur, Risale-i Nur'un müellifi 25 senelik din yıkıcılığının hükmettiği dehşetli bir devrin cihad-ı diniye meydanının en büyük kahramanı ve ta kıyamete kadar ümmeti Muhammediye yani salatü vesselam Darü Selam'a davet eden ve beşeriyete yol gösteren rehberi ekmelidir. Yani Bediüzzaman Hazretleri son müceddin ve Mehdi-i Azam olduğundan dolayı yani bazılarının halen bir kurtarıcı beklediği gibi değil. Yani Bediüzzaman Hazretleri yazdığı eserlerle bütün insanlara, bütün İslam alemine kıyamete kadar yol gösterici rolü oynuyor. Başka bir şey beklemeye gerek yok. Gelmiştir kitaplarıyla, eserleriyle kıyamete kadar icrayı faaliyet edecek. Bütün insanlığın problemlerini bu eserler, yazdığı eserler çözecektir. İşte öyle elim ve feci ve dehşetli bir devri ihdas eden dinsizlerin icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde Bediüzzaman'ın inayeti hakla Allah'ın yardımıyla telife muvaffak olduğu Risale-i eserleri dinsizliğin istilasına karşı yıkılması gayri kabil muazzam ve muhteşem bir eser teşkil etmiştir. Bir set teşkil etmiştir. Risale-i Nur maddiyunluk, tabiiyunluk gibi dine muarız felsefenin muhal, batıl ve mümteni olduğunu cerh edilmez dürhanlarla yani dinin aleyhinde olan o felsefelerin, o efendim batıl inançlarının muvaffak olmasının mümkün olmadığını, onların bir gerçekliğinin olmadığını akli mantık delilleriyle ispat ederek en dinsiz felsefeleri dahi izam etmiştir. Küfür mutlakı mağlubiyete düçar etmiş, dinsizliğin istilasını durdurmuştur. Evet, Bediüzzaman'a yapılan o tarihi zulüm ve işkence ve ihanetler altında feveran edip parlayan Risale-i Nur, bu zamanda ve istikbalde bir Seyfül İslam'dır. Bu zamanda ve gelecek zamanlarda bir İslam kılıcıdır, manevi bir kılıçtır. Risale-i Nur, ruhların sevgilisi, kalplerin mahbubu, aşıkların mahşuku, canların cananı olmuş. İcabında bu canan için canlar feda edilmiştir. Bunun örneği hemen yakınımızda olan İslam köylü Hafız Ali, diğer taraftan Hasan Feyzi abi, diğer başka insanlar da vardır. Bunlar Bediüzzaman Hazretlerinin yoluna, yerine canlarını feda etmişler. Onun yerine ahirete gitmişler. Risale-i Nur beşerin sertacı ve halaskarı mevki muallasında hizmet yapmış ve yapmaktadır. Risale-i Nur Kur'an'ın son asırlarda beklenen bir mucize imaneviyesi olarak tulu etmiş, doğmuş ve başta müellifi Bediüzzaman Saygıç olarak milyonlarla talebeleri ve kardeşleri bu hakkı Kur'an etrafında pervaneler gibi dönerek onun nuruyla nurlanmışlardır. İnşallah kıyamete kadar da nurlanılacaklardır. Ondaki Kur'an ve iman hakikatlerini mahsetmişler, emmişler, imanlarını kuvvetlendirmişlerdir. Şimdi dünyanın her tarafında bu eserleri tanıyan, bu eserlerin gösterdiği çizgide İslami hizmetleri yapmaya gayret eden milyonlar vardır elhamdülillah. Evet, Türk milletini ve bu vatan ahalisini ve alemi İslam'ı ebede kadar şerefle yaşatacak ve mazide olduğu gibi istikbalde de tarihin altın sayfalarına Kur'an ve İslamiyet hizmetinde alem İslam'ın piştarı ve namdar kumandanı olarak kaydedilecek medar-ı iftiharı Risale-i Nur'dur. Büyük bir vüsat ve külliyeti taşıyan ve Anadolu'da ve İslam aleminde zuhur edip her tarafta hüsnü kabule ve tesire mazhariyetle gittikçe inkişaf ve intişar eden bu eser Kur'an'ın malıdır, alem-i İslam'ın ve ehlimanın malıdır ve bu vatan ahalisinin İslami bir medarı iftiharıdır. Evet, elhamdülillah bu eser, bu eserin müellifi Türkiye'den çıkmıştır.
bu memlekette hükmeden bir hükümetin noktayı istinadı hem aynı zamanda bütün dünyaya duyuracağı muazzam hakikatler manzumesidir ki inşallah bir zaman gelip radyo ile bütün alemlere ders verilecek ve ilan edilecektir. Radyolarla, televizyonlarla, şu anda da efendim YouTube dediğimiz diğer iletişim kanallarıyla elhamdülillah bu dünyaya duyuruluyor. Yani Bediüzzaman Hazretlerinin bu temennisi gerçekleşmiştir. Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel alem-i beşeriyete doğmuş olan güneşin bir intikasıdır. Yani Kur'an güneşinin bu asra yansıyan bir güneşidir. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de Risale'nin için bu asırda Kur'an'ın bir mucize-i maneviyesidir diyor. Yalnız maneviyet sahasında değil, zahiren ve maddetin dahi tesirini göstermiştir. Yani Risale-i Nur'un topluma, cemiyete olan efendim faydaları, tesirleri, etkileri tartışılmaz. Bunu herkes kabul ediyor. Evet, Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahlarının fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Bunun böyle olduğunu bir parça ilim ve basiret nazarıyla Risale-i Nur'ları, Nur Risale'lerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Hüsnü'nün 30 seneden beri Anadolu'daki hizmet imaniyelerini dikkat ederler, görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikaten nüfus eden zatlar için Risale-i Nur'un tuluğundan bugüne kadar, Risale-i Nur'un doğuşundan bugüne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve tebrike layıktır. Subhaneke la ilmene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.